Vatandaşın biri beni aradı. Diyor ki, İbrahim Bey, kulak ameliyatı olmam gerekiyor. Doktoru demiş ki, kulakta üzerinden bir kemik büyüyor. Orta kulağın içerisinde bir kemik büyüyor. Beyine doğru gidiyor. Kulak ameliyatı olup hemen bu kemiği almamız lazım. Bana dedi ki, kulağımdaki kemik büyüyormuş, ameliyat olması gerekiyormuş. Güldüm. Neden gülüyorsunuz dedi. Kemik büyüyorsa orta kulaktaki kemik büyümez. Çenen de büyümesi lazım, parmağın da büyümesi lazım, eklemin de büyümesi lazım. Veyahut da vücudun herhangi bir yerindeki kemik de büyümesi gerekir. Kemik büyüdüğü zaman bütün organlardaki kemikler büyür. Sadece orta kulaktaki kemik büyümez. Burada bir hata var dedim. Vallahi ben bilmiyorum dedi. 6 hafta sonra ameliyat olacağım. Var mı 6 hafta süre içerisinde bunun bir tedavisi? Deneyeceğiz dedim. İksir. Deneyeceğiz yani. Deneyeceğiz tabii. Deneye deneye, yanıla yanıla. Yok, biliyorum da yani vatandaşa moral. Ama kişiden kişiye fark tabii, ediliyor değil mi hocam? Tedavi süreci sarkabilir. Çok kronikse. İksir, aloe vera jel, özel bir çay. Verdik, vatandaş kullanıyor. Birinci set bitti, ikinci sete başladı. Ve sonra beni aradı sabah sabah. Allah Allah, ezan okunmadan beni arıyorsun. Dedim ne oldu? Ya abi kalktım, yastığın yüzü simsiyah olmuş dedi. Yastığın yüzü niye simsiyah olmuş? Ne olmuş dedim. Anlamadım da tabii, kimden geliyor telefon? Dedi ki ya işte ben kulak ameliyatı olacaktım, kulağımda kemik vardı. Ha anladım, tamam dedim. Ne olmuş? Simsiyah olmuş, kulağındaki iltihap akmış. İltihap akmış. Dedim şükret, içeride kalsaydı ameliyat olacaktı, bir sürü problem doğacaktı. Allah korusun, belki kulak çınlaması, baş dönmesi gibi bir sürü hastalık ortaya çıkacaktı. Ne yapayım dedi. Doktoruna git dedim. Kulak burun boğaz doktoruna. Baksın, muhtemelen yıkayacak, temizleyecek, bir şey yok ki o kemik değilmiş diyecek dedim. Tamam dedi. Doktoruna gitti. Öğlen tekrar aradı. Ya söylediğiniz gibiymiş, kemik değilmiş, iltihapmış, akmış. Bu ürünleri kullandıktan sonra kulağın içindeki kemik zannedilen şey kemikleşmiş, iltihap. Yumuşamış ve akmış. Akmış, temizlemiş, doktor da yıkamış demiş ki hay Allah demiş, razı olsun bu adam kimmiş? Nasıl bir ürünmüş bu demiş. O birkaç tane hastasını yine bize gönderdi doktor bey. Şimdi tedavi ettik, halloldu, hiçbir problemi kalmadı hamdolsun.